Maribel Ramos, 8 yıl orduya hizmet etmiş eski bir askerdi. 2008'de askeri kariyerini sonlandırdı ve ceza yargılama eğitimi almak için bir üniversiteye kaydoldu. Maribel o dönemlerde annesiyle beraber Kaliforniya'da yaşıyordu. Bir yıl sonra annesi hastalandı ve 2 ay sonra da hayatını kaybetti. Maribel artık yalnız kalmıştı. Eşinden yeni boşanmış olan kız kardeşini beraber yaşamak için evine davet etti. Ancak kardeşi Lucy'nin bir düzeni vardı. Kızı okula gidiyordu. Her şeyi öylece bırakıp ablasının yanına taşınamazdı. O yüzden bu teklifi kibarca reddetti. Lucy bu teklifi reddettiği için çok pişman olacaktı. 4 yıl sonra o vahim olay gerçekleştiğinde kendisini suçlayacak ve neden ablamın yanına taşınmadım diyerek kahrolacaktı. Maribel Ramos o dönemlerde bir yandan annesinin acısını yaşıyor, bir yandan da bu mali yükle nasıl baş edeceğini düşünüyordu. Maribel okula devam ederken aynı zamanda bir mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Yine de geliri, giderlerini ve evin kirasını karşılayamıyordu. O yüzden en mantıklı karar elbette bir oda arkadaşı bulmaktı. Maribel, üniversite masraflarını karşılayabilmek için orduya katılmış, Irak'ta 2 kez muharebe sınıfında yer almıştı. Bir internet sitesine ev arkadaşı ilanı verdi. Saatler sonra bir adam Maribel'in ilanına dönüş yaptı. Adı Joy Casey'ydi. Maribel'den en az 10 yaş büyük, sessiz ve içe kapanık biriydi. Çok fazla arkadaşı ya da ailesi yoktu. Maribel'e yazdığı ilk mesajda kendisini şöyle tanıttı. Ben, Koreli bekar bir erkeğim. Mutfak kullanımı olan küçük bir daire veya şahsı özel bir oda arıyorum. İlanınıza baktığımda bir köpeğiniz olduğunu görüyorum. Benim de bir köpeğim var. Eminim iyi anlaşacaklardır. Heteroseksüelim. Her şeyi temiz tutmayı seviyorum. Titizimdir. Uysal biriyim. Aynı zamanda insanlarla iyi geçinirim. Şu anda başka bir yerdeyim. Kısa bir süredir Kaliforniya'da bir iş ve kalacak bir yer arıyorum. Sizin daireniz çok uygun görünüyor. Anlaşabilirsek kiranıza ortak olabilirim. Bir iş görüşmesi için Kaliforniya'ya geliyorum. Görüşebiliriz. Maribel onunla yaptığı ilk görüşmede aradığı ismin o olduğunu anladı. Tüm kriterlerini karşılıyordu. Sessiz ve yaşça büyük birisinin yan odada kalması ve kiraya destek olması en çok istediği şeydi. Sonunda Maribel ve Joy anlaştılar. Joy kendi odasına geçti. Maribel insanlarla sıcak, samimi ilişkiler kuran birisiydi. Joy'a ilk günden ilgi gösterdi. Her konuda ona yardımcı olmaya çalıştı. Zamanla bu ilgi Joy tarafından yanlış anlaşılmaya başlıyordu. Belki de ilk kez bir kadın ona bu kadar sevecen davranıyordu. Maribel, Joy'u ailesiyle tanıştırdı. Kız kardeşiyle ve amcasıyla yemek yemeye gittiğinde onu da yanında götürürdü. Kız kardeşi Lucy, Joy'u şöyle anlatıyordu. İlan için eve geldiğinde ben de oradaydım. Bize hiç evlenmediğini, çocuğu olmadığını söyledi. Eve birilerini getirmem. Rahatlıkla işe gidebilir ve evde ders çalışabilirsiniz. Sıradan ev arkadaşı sorunlarını benimle yaşamazsınız dedi. Maribel o gün ona biraz acıdı. Zamanla gittiği her yere onu götürmeye, insanlarla tanıştırmaya başladı. Markete giderken Joy'a bir şey lazım mı diye hep sorardı. İnsanların iyi taraflarını görürdü. Joy ve Maribel 4 yıl aynı evde yaşadılar. Ancak bu 4 yıl her zaman iyi geçmedi. Joy kendisine karşı fazla iyi davranan Maribel'e karşı bir şeyler hissetmeye başlıyordu. Bir keresinde Maribel'in kız kardeşi Lucy'yi arayıp ona Maribel'e karşı bazı hisler beslediğini, onu sevdiğini bile söylemişti. Ablan evlenip çocuk sahibi olmak istiyor. Ben aradığı insan olabilirim. Ailenizi çok beğendim. Maribel'le harika bir uyum içerisindeyiz. Lucy, Joy'un bu tavrı karşısında şaşkına dönmüştü. Joy'a kibarca Maribel'le aralarında yaş farkı olduğunu, Maribel'in böyle bir şey düşünmediğini söyledi. Onun herkese iyi ve sıcak davrandığını, bu durumun kendisine özel olmadığını aktardı. Joy, Maribel sana o gözle bakmıyor. Sen iyi bir insansın. İstediğin her şeye sahip olabilirsin. Ama hayatına girecek kadın Maribel olamaz. Aranızda yaş farkı var. Hem de çok yaş farkı var. Joy bu beklemediği yanıt karşısında biraz bozularak telefonu kapattı. Lucy, Joy'la aralarında geçen bu tuhaf görüşmeyi ablasıyla da paylaştı. Joy'la konuşup bu sorunu çöz. Eğer ısrar ederse onunla aynı evde yaşaman doğru olmaz. Bu mühim bir konu ve çözüme kavuşmalı. Günler sonra Maribel Lucy'yi aradı ve şunları aktardı. Lucy, Joy benden hoşlandığından bir an için böyle bir fikre kapılmış. Sen gerekeni söylemişsin. Durumu anladı. Artık sorun yok. Konu kapandı. Ancak konu Joy için kapanmamıştı. Bir zaman sonra ona iyi görünmek için bazı cerrahi işlemler yaptırmaya başladı. Daha sonra pahalı giysiler almaya, pahalı parfümler kullanmaya başladı. Hatta bir gün Maribel ona
dövme yaptırsan çok güzel olur, sana çok yakışır dediği için hemen gidip bir dövme yaptırmıştı. Joy ve Maribel son yıllarda epey bir kavga ediyorlardı. Özellikle Joy'un kirayı ve faturaları aksatması Maribel'i çıldırtıyordu. Zamanla iş çığırından çıktı. Bitmek bilmeyen tartışmalar sonunda Maribel, Joy'dan evi terk etmesini istedi. 3 Mayıs 2013'te Maribel Ramos bir anda ortadan kayboldu. En son ev sahibine kira çeki bırakırken görünmüştü. Bu tip vakalarda ilk şüpheli, kaybolan kişiyi son gören isim olur. Maribel vakasında bu isim Joy'du. Yani Maribel'i canlı olarak gören son kişiydi. Joy, polislere Maribel'in kaybolduğu gün aracıyla bir saatlik gezintiye çıktığını, geldiğinde Maribel'in evde olmadığını söyledi. Bir televizyon kanalına verdiği röportajda şöyle diyordu: "Aslında o benim tek dostumdu. Sahip olduğum aileydi." Maribel en son 3 Mayıs'ta erkek arkadaşı Paul Lopez'le telefonda görüşmüştü. Ona Joy'la kavga ettiğini, kirayı geciktirmesinden ve bir dizi şüpheli davranışından sonra artık bu duruma katlanamayacağını anlattı. Joy'a evden gitmesi için bir gün verdiğini söyledi. Daha da ilginci, Maribel'in bir hafta önce 911'i aramış olmasıydı. 911'i arayıp ev arkadaşıyla anlaşamadığını, aralarında şiddetli bir tartışma geçtiğini ve ev arkadaşının kendisini tehdit ettiğini söyledi. "Ondan korkuyorum. Eğer ters bir şey yaşanırsa, bilin ki kendimi savunmak için yapmışımdır," diyordu. O günün akşam saatlerinde bir polis memuru Maribel'in evine geldi. İyi durumda olup olmadığını sordu. Onunla ve Joy'la konuştu. Maribel iyi olduğunu, şikayetçi olmadığını, yalnızca bir gün içerisinde evi terk etmesini istediğini belirtti. Polis iki ismi de dinledikten sonra evi terk etti. Joy evi terk etmek istemiyordu. Maribel'le yaşamaktan mutluydu ve diretiyordu. Maribel'in canlı görüldüğü son gün bu konu yüzünden tartıştılar. Maribel, erkek arkadaşı Paul'u aradı ve telefonu hoparlör moduna aldı. Paul, Joy'a açıkça evi terk etmesini, yoksa kendisinin gelip eşyalarını dışarı atacağını söyledi. Son konuşma bu şekilde gerçekleşti. Maribel'in kaybolmasından 24 saat sonra Joy, Maribel'in kız kardeşine bir mesaj attı ve şunları söyledi: "Dün gece eve gelmedi. Polisi aradım. Ancak 24 saat dolmadan kayıp ihbarı yapmayacaklarını, bunun sicilinde kötü görüneceğini söylediler." Lucy bu mesajı pek umursamadı. Kendi işine bakmasını, bunu dert etmemesini söyledi. Bir gün sonra Lucy'nin telefonuna bir mesaj daha geldi. Bu kez gönderen Joy değildi. "Lucy, endişelenmeni istemem. Ancak Maribel softball maçına gelmedi. Polisi aradık. Saatlerdir hiç kimse ona ulaşamıyor. Evine gel. Biz de oraya gidiyoruz." Mesajı atan Maribel'in kuzeninin eşiydi. Ailesi hemen Maribel'in evine gitti. Aracı garajındaydı. Odasının ışığı açıktı ve kapısı hiç açılmamıştı. Lucy eve geldiğinde polisler evin içerisindeydi. Maribel'in yatağı toplanmamıştı ve odası aşırı dağınıktı. Maribel yatağını toplamadan evden çıkmazdı. Ters bir şeyler olduğu belliydi. Peki ev arkadaşı Joy neredeydi? Joy biraz sonra aracıyla eve geldi. Rahat tavırlarıyla ekiplerin yanına gitti ve onlarla konuştu. Aynı gece Joy polis merkezine davet edildi. Yine rahat tavırlarıyla bildiği her şeyi anlattı. Ancak tuhaf bir durum vardı: Joy'un aksanı. Polisler sorgu sırasında onu anlamakta zorluk çekiyorlardı. Çünkü aksanlı konuşuyordu. Fakat Joy henüz çocukken Amerika'ya gelmişti. Aksanlı konuşmazdı. Öyleyse neden bunu yapıyordu? İnsanlarda acıma duygusu mu uyandırmaya çalışıyordu? Bu masum bir adam rolü müydü? Sorgu sırasında kaybolmasıyla herhangi bir alakası olmadığını anlattı. "Ben de Maribel'in nerede olduğunu ya da kimle kaçtığını bilmek istiyorum. Onu ben de merak ediyorum," dedi. O esnada polislerin dikkatini Joy'un kolundaki çizikler çekti. Bu nasıl olmuştu? Polislere, "Siz diyene kadar bu çizikleri fark etmedim bile," dedi. Çizikler yeniydi, kabarıktı. Üzerlerinde kurumuş kan vardı. Joy, parkta balık tuttuğu sırada çalılara dolaşmış misinaları toplarken dallara takıldığını iddia etti. Polislerin elinde aksini kanıtlayabilecek bir delil yoktu. Ailesi Maribel adına bir Facebook sayfası açtı. El ilanları bastırdı. Olabildiğince çok insana ulaşmak, her türden kitleye Maribel'in kaybolduğunu bildirmek istiyorlardı. Maribel'in ordudan, işten ve okuldan arkadaşları onu arıyorlardı. Onu sevenler mum ışığı törenleri düzenlediler. Bu törenlere Joy da katıldı. Herkesten uzakta bir yerde olsa da oraya geldi. Joy, internetteki Maribel'le ilgili bir yazıya şu yorumu yapmıştı: "Ben Maribel'in ev arkadaşıyım.
O benim en iyi dostum ve tek ailem. Birlikte çok eğlendik. Onu özlüyorum. Onun için canımı vereceğimi biliyordu. Joy bazı yorumlarda geçmiş zaman kullanmıştı. Bu tuhaftı. Neden ondan ölmüş gibi bahsediyordu. Lucy, ablasının evine geldiğinde Joy ile arasında şöyle bir diyalog yaşandı. Ablamın bugün bir konuşma yapması gerekiyor. Bunu çok önemsiyordu. Eğer bugün de ortaya çıkmazsa onu biri öldürmüş demektir. Joy, hayır Lucy, böyle söyleme. Sakın bir daha böyle bir şey söyleme lütfen. Maribel'in 911 araması ve Joy hakkında söyledikleri Joy'u bir numaralı şüpheli yapıyordu. Polisler geçmişini incelediklerinde bir önceki işinden kovulduğunu, bu yüzden Kaliforniya'ya taşındığını öğrendiler. Anne ve babası ölmüştü. Miras yüzünden kız kardeşiyle kavga etmişti. Ekipler kız kardeşini aradıklarında kadın abisinin çok fevri olduğunu, onun hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını ve onun bir canavar olduğunu söyledi. Polisler Joy'u 24 saat izlemeye karar verdiler. Joy bir gün kütüphaneye gitti. Burada bilgisayarları bedava kullanabiliyorlardı. Joy'u uzaktan izlediklerinde ilginç aramalar yaptığını fark ettiler. Bir tanesi şöyleydi. Cep telefonunu takip etmek için açık olması gerekir mi? Bir diğeri şuydu. İnsan bedeni ne kadar sürede çürür? Joy, Maribel'in haberini yapan bir siteye şu yorumu yazdı. Sağ salim dönmeni istiyorum. Onu özlüyorum. Joy, günler sonra bir kez daha kütüphaneye gitti. Önce Maribel için açılan siteye girdi ve daha sonra ilginç bir şey yaptı. Onu izleyen ekip hemen baş müfettişi aradı ve şöyle dedi. Ne olduğuna inanamayacaksın. Kütüphaneye geldi. Bilgisayarı eline aldı ve Peter Canyon'daki ıssız bir yeri incelemeye başladı. Bir ağaç vardı. Ona doğru yakınlaştı, iyice inceledi, ardından da tüm geçmiş aramaları sildi. Ekipler hemen ilgili yere gittiler. Yolun kenarında bir ağaç vardı. Açık arazinin her yerini taradılar. Maribel'i bulmaları çok uzun sürmedi. Bir ekip de Joy'u almak için eve gitti. Ancak olay çoktan haberlere çıkmıştı. Joy pencereden atladı ve evden kaçtı. Polisler onu kısa sürede yakaladılar. Joy ellerine kelepçe takılırken şöyle dedi. Umarım sağlam kanıtlarınız vardır. Maribel eski bir askerdi. Güçlüydü. İkili arasında yaşanacak bir kavgada Joy'u kolayca alt edebilirdi. O yüzden muhtemelen Joy onun odasına gizlice girdi ve onu boğdu. Aynı yılın 17 Mayıs günü Joy'un davası başladı. Haritalarda o alanı belirleyip yakınlaşması, ardından evden kaçmaya çalışması zaten bir itiraf niteliğindeydi. Ancak yine de polisler onun Maribel'i nasıl öldürdüğünü bilmiyorlardı. Bunu kanıtlayamadılar. Bir yıl sonra Joy, 15 yıl sonra şartlı tahliye hakkıyla müebbet hapis cezası yedi. Joy, Maribel'i saplantı haline getirmişti. Hislerine bir karşılık bulamayınca kendini kaybetti. Hem kaldığı yeri hem de sevdiği insanı kaybediyordu. Bu ağır bunalım onu bu kötü yola sürükledi.